Evet dostlarım, hepinize yeniden merhaba. Bugün birazcık durgunuz, mutsuzuz. Oğlumuz hasta oldu, paşamız. Uy, durma böyle, böyle durma, durma. Şurası egzama oldu arkadaşlar. Küçük bir yara gibi vardı. Sonra kaşıdı. Ben banyodaydım, bir çıktım geldim. Bura komple kan olmuş böyle. Neyse ben çıktım, veterinere gittik. Veterineri aradım hemen. Veteriner video falan istedi. Dedi abi gel sabah gel dedi. Geceydi. Sabah gittik. Akşama kadar işte testlerimiz yapıldı. Leşmanyası olduğu için direnci düşük zaten. Benim izleyicilerim bilecektir. Direnci düşük. O yüzden çabuk yenildi. Çok bir sürü hap aldı. Bu haplar ağırlık yapıyor şimdi. İşin kötü tarafı burayı şöyle göstersin bak. Burayı veteriner tıraş edecekti. Simba bırakmadı. Narkoz vermemiz gerekli dedi. Ben dedim tamam sen elleme o zaman ben evde yapayım dedi. Oranın bakımı yapılması lazım. İşte solüsyonlar verdi bize işte ne bileyim şeyler. Zaten antibiyotikler hepsi her şey bu orada. Ben dedim o zaman sen elleme. Biliyorsunuz bunlar kalp krizi, kalp sorunları, kalp riski taşıyan hayvanlar. O yüzden anesteziyi kaldıramaz diye sen de dedi ki bana sen evde yapabilir misin? Denerim dedim. Abi çünkü o tüyleri almazsan sorun yaşar hayvan dedi. Şimdi bunda canı öyle bir kıymetli, canı öyle bir tatlı dokunuyor. Yapıp duruyor böyle. Tamam. Yani tipine bakmayın, cüssesine bakmayın. Bu teneke bu. Bu canı çok kıymetli bunun. Şimdi izin verirse tıraşını yapacağız. Köpek beslemenin bir çocuk sevgisiyle eşdeğer olduğunu görün. Nasıl zorluklar yaşadığımızı görün. Biz bunları sağken nasıl seviyorsak hastalıkta da o şekilde sevmeliyiz. Çünkü şu an durgun görüyorsunuz. Şimdi orayı bir almayı deneyeceğim ama dokunduracak mı bilmiyorum. Simba şimdi şu tarafı öleceksin oğlum. Şu tarafı öleceksin. Şunu şöyle sereceğim babam. Bunu böyle sereceğim. Heh. Şunu bir al. Bir tane öl bakayım. Öl bir tane. Heh. Tamam. Aferin babama. Öller kımıldamaz oğlum. Bekle. Şimdi yavaş yavaş şöyle şurayı bir almayı deneyelim bakalım. Yok böyle almıyor. Bunu... Tamam yok. Tamam. Ellemedim. Oy. Bunu bir kıracağım abi. Bekle. Hayır bir şey yok. Korkma. Korkma babam bir şey yok. Korkma bir şey yok. Hay Allah belanı vermesin. Kırılmıyor lan. Şimdi babam bir yumuşatalım. Hayır bir şey yok. Yok tamam dur şundan bir tane sıkayım. Bekle bir tane bir sıkayım. Bek, tamam dur kaşıma geçecek yapacağım oğlum bekle oğlum. Şimdi bunlar antibiyotikli spreyi, temizlemeli suyu, batikonu arkadaşlar sırasıyla dur bakayım. Aferin benim oğluma. Lan bu Simba çok akıllıymış lan. Lan bu Simba kimin oğluymuş lan? Tamam. Acıdı mı? Yo. O ne benim oğluşum benim. Canım çok tatlı dedim ya arkadaşlar. Şimdi dur bekle bir dakika. Bekle babacığım. Hayır. Hayır babam. Korkma. Tamam dur. Ay kaçma. Ya. Tamam kaçma. Kaçma gel. Gel buraya. Tamam oturarak yapalım. Buraya gel oturarak yapalım. Otur. Tamam oturarak yapalım. Bekle. Ay kaçıyor ya. Nasıl yapacağız bunu? Dur o zaman biraz şu fıstıktan sıkalım. Bekle. Dur.
Vay senin şerefine ya. Ama orayı temizlememiz gerek... Lan dur tamam dur. Orayı temizlememiz gerekiyor mu? Bekle. Bekle. Hayır tamam bitti. Gel şöyle kucağıma gel. Sürekli kaçmaya hazırsın oğlum. Öyle yok. Bekle. Hayır dur. Dur. Tamam dur. Acıyor biliyorum ama oğlum. Acıyor biliyorum da biraz sabretmem gerek. Bak temizlemezsek... Burada ne var senin? Burnun var. Temizlemezsek oğlum... orası hiç kurumaz. Sürekli kaşır durursun anladın mı? Dur. Tamam bekle. Sana yapmıyorum. Bekle. Gözlerini yapacağım. Dur bakalım. Bu göz çevreleri arkadaşlar şeyle alakalı. Leşmanyasıyla alakalı. Simba'nın leşmanyası var. Onun için de sağ olsun Burcu Erdekli Hanım. Avustralya'dan bize ilaç gönderdi. Hayır kaçmak yok. Bekle kaçmak yok. Burcu Erdekli Hanım sağ olsun bize Avustralya'dan ilaç gönderecek. Kendisi zaten bir YouTuber. Gurbetçi Annenin Günlüğü diye bir kanalı var. Da Avustralya'dan Simba'nın ilacını temin etti. Ona da sizler aracılığında teşekkür ediyorum. Şimdi babam. Olmuyor bu. Nasıl temizleyeceğiz burayı? Bırakmıyor. Bekle. Rızıklıyor hemen ya. Nasıl yapacağım Ersin? Ha? Bilmiyorum ki. Zor ama. Hiç tahammül edemiyor yani oraya dokunmasına bak. Tamam da benim bunu bir şekilde şey yapmam lazım. Dur bakalım. Şöyle yumuşatalım biraz bakalım. Oğlum sen beni perişan ettin ya. Tamam. Simba. Tamam bekle. Bekle biraz da batikon süreyim. Arkadaşlar bu ne? Bu egzemaymış. Veterinerimizin söylediği bu. Normalde zaten hani Simba şey kullanıyor. Hipoalerjenik mama kullanıyor hastalığıyla alakalı. Niye böyle bir şey oldu şu anda? Hani bilgi sahibi değilim ama bence şeyle alakalı. Hastalığıyla alakalı diye düşünüyorum. Çünkü direnci düşük. Gel buraya gel. Otur. Aferin sana. Bekle. Bir batikanlayalım bari de. Batikon sanki daha mı iyi yumuşattı? Bir tane daha sürelim Simba. Bekle. Yani arkadaşlar demem o ki işte hani biz tamam besliyoruz, seviyoruz. Siz de izliyorsunuz, alkışlıyorsunuz. Keşke benim köpeğim de olsa diyorsunuz. Ama böyle gerçekler de var. Gel yanıma uzaklaşma. Uzaklaşma. Gel yanıma. Gelmiyor bak. Görüyorsun değil mi? Evet. Hı. Biliyor çünkü bir şeyler yapacağını. Evet. Böyle gerçekler de var arkadaşlar. Yani gerçekten hasta oldukları zaman en kötü yanı dertlerini söyleyemiyorlar. Arkama saklanma. Gel. Simba. Arkama saklanma. Bak. Nereye saklanmış? Arkama saklanma. Gel. Maşallah. Ne kadar akıllısın sen. Değil mi? Arkama saklanıyor. Gel bakayım. Sanıyorsan görmeyeceğim adamı. Gel. Aha benim buraya. Simba. Buraya. Otur. Hayır yüzümü çevirme. Yüzümü çevirme. O yüzü ben temizleyeceğim. Ya görüyorsunuz değil mi? Çocuk gibi arkama saklanıyor. İnanır mısınız? Yani bunu biri söylese belki inanmazsınız. Güzel oldu benim oğlum. Alıştı gibi sanki. Sanki alıştı gibi. Burası taş olmuş ya. Şimdi kestirir misin? Ha? Biraz orayı tıraş edeyim mi? Birazcık tıraş edeyim mi? Dur bakalım. Dur. Bekle. Şöyle kafanı koy. Hayır korkma. Hayır ne? Korkma. Dur. Elini sokma araya. Bekle. Sen de eline dikkat et. Bekle. Bak bir şey yok. Bak. Parmağımı sürüyorum yalancı şerif size bak. Bak. Gelmesin mi? Gelmesin mi bu? Geliyor. Ama tıraş etmem gerekiyor.
Ama seni tıraş etmem gerekiyor. Bak bak bak. Ama bak. Ama yapacak bir şey yok ki. Geliyor bak bak. Ama bak acımaz. Yalan yapıyorsun şu an. İğneden korkan o çocuklar gibi yapıyor şu anda. Hani daha acıtmıyor ve değmiyor. Öyle geri kaçma. Süreyim mi bir tane? Süreyim. Dur. Kaçma. Gel. Dur tamam bak. Tersine süreceğim yalandan bak. Bekle. Bak. Ne? Sinirlendin mi sen? Ama olmaz böyle ama. Benim seni tıraş etmem gerekiyor. Bekle. Dur kaçma. Dur bak burada tıraş edeceğim dur. Beni öyle korkutamazsın. Ben senin öyle hırlamayla korkacağın kişilerden değilim. Bana bak. Gel hadi gel bir tane tıraş edelim hadi. Hadi gel. Öyle ben senin hırlamanla falan korkacak biri değilim. Moruk gel buraya kaçma niye kaçıyorsun? Bekle. Ama daha dokundurmadım yalandan. Bunu böyle ters çevirip şuraya koyalım. Ayağına falan batmasın bir yerine. Yine mi saklandı? Simba. Oğlum arkama saklanma. Ne yapıyorsun orada Simba? Görüyoruz seni. Görüyorum. Gel. Çık oradan. Evet dostlar. Tabii ki benim orayı temizlemem gerekiyordu. Ama olmadı. Büyük ihtimalle hani gidip narkozla uyutup temizleyeceğiz. Çünkü şu anda izin vermiyor. Benim başım büyük ya. Bak görüyorsunuz değil mi? Sürekli çocukların başına bir şeyler geliyor. Sürekli bunların başına bir şeyler oluyor. Dediğim gibi egzama oldu arkadaşlar. Allah'ın izniyle yokmuş yok mu? Gördün mü? Benim oğlum egzama oldu. Allah'ın izniyle bir 10-15 günü atlatırız diye düşünüyorum. Çünkü ilaçlarımız envai çeşitli ilaç aldık. Veterinerimiz çok ilgilendi. Böyleydi arkadaşlar. Simba herkese bir görüşürüz diyelim videoyu kapatalım. 3 dediğimde görüşürüz. 3